Evet. Bir seni ektikten sonra şuradan. Ağacın özellikle kendi kesilen talaşından alınırsa bunu çok daha güzel bir sonuç vereceğini duydum. Bu şekilde ince bir tabaka gibi. Miselin üstünü kapatacak şekilde olması kafi. Evet, bu işlemden sonra nemlendirme işlemini dikkat edilmesi gereken bir husus. Ben bunu keserken işaretledim. O yüzden işaretimin de şurada olması gerekiyor. Bunu oynatmamak için. Bu çiviler mi üzerindeki dece? Bunları sabitlemek amaçlı. Bana gelir misin bu tarafa doğru? Evet. Bu şekilde. Çekecek misin şimdi? Nerede keserimiz? Evet. O çiviler aşağıya tutmaz ki ama. Kısa değil mi? Mümkün olduğu kadar. İşlerimiz şimdilik bu kadar. Bunu güzel bir şekilde folyolayacağız. Folyomuzu getirdik. Esasında bant yapıştırılması lazım ama ağaç ıslak olduğu için. Bırak. Hayır. İşlem bu kadar basit. Gençlik. Bu kadar mı şimdi? Efendim? Bu kadar mı? Bitti değil mi? Şimdi bunu nerede saklayacağız? Bunu burada. Üzerine tarihini yazarak, bugünün tarihini yazarak. Ne kadar bekleyecek? Bir ay süreyle bu karanlık poşetin içerisinde mayalanmayı bekliyoruz.
sulama falan yapılmayacak mı bu bir ay içerisinde? Bir ay boyunca poşeti hiç açılmayacak. Evet arkadaşlar. Son olarak tekrar işlemimiz. Şimdi buharlansın diye değil mi? Nemde kalsın diye. Nemi koruması için çünkü bir ay boyunca buna hiç su verilmeyecek. İçerisine ona bir ay yatacak kadar suyumuzu yükledik. Havasını alalım. Bunu aşağı mı yiyeceksin? Nerede kalacak? Bunun altını yere koydum. Evet. Sıcak soğuk bir şey fark ediyor mu? Evet, burası onun ısısı için iyi. İdeal. Değil mi? Evet.